Cenevre Otomobil Fuarı'ndan herkese sevgiler. Arkamda Dacia Duster var ama Türkiye'de artık Dacia Duster olarak görmeyeceğiz. Renault Duster olarak göreceğiz. Dacia standının orada görmüşken yeni versiyonunu çekmek istedim. Renault Duster olarak Bursa'da üretilecek. Türkiye'de en uygun fiyatlı SUV diyebiliriz ve en çok satılan SUV Duster artık Renault Duster olarak Türkiye'de üretilip Türkiye'de Renault Duster olarak satılacak. Bu en yeni kasayı Türkiye'de görmemiştik. Siz burada Dacia Duster olarak göreceksiniz ama Renault Duster olarak karşımıza çıkacak. Türkiye'de satışa çıkacak. Peki bununla Renault Duster arasında, yani Dacia Duster ile Renault Duster arasında ne fark var diyecek olursanız hemen onu da söyleyeyim. Önde görmüş olduğunuz alanda Dacia logosu yerine Renault yazısı geliyor ve direksiyonda da Renault logosunu göreceğiz. Yani bu tarz ufak farklılıklar haricinde birebir aynı araç. Şimdi dilerseniz yeni Duster'ın özelliklerine bakalım ve Dacia Duster, Renault Duster olduktan sonra yeni hibrit motorla bizlere neler sunuyor? Gelin yakından bakalım. Evet sevgili izleyenler, karşınızda yeni Duster. Türkiye'de Dacia artık görmeyeceğiz. Renault Duster olarak göreceğiz. Öndeki ızgarada şu görmüş olduğunuz logo yerine Renault yazısı yazacak. Onun haricinde önden görünüm aynı bu şekilde olacak. Tabii yeni jantları, dodikleri, tasarımı da hemen burada görüyoruz. Daha önce Dacia Spring modelinde de böyle farklı renkte aynaları görmüştük. Hemen burada da Duster yazısını görüyoruz. Buradaki plastikler geri dönüşümden imal edilmiş. Hemen zaten logosunu da görüyorsunuz. O çıkıntının orada, girintinin orada geri dönüşüm ibaresi de gözüküyor. Şimdi bu bir arazi aracı. Arazi aracı olduğu için bu lastik üstündeki dodik denilen ya da çamurluğun oradaki çıkıntılara çizilmeler olabiliyor. Ya da bir AVM'ye park ettiniz. Yandaki araç kapıyı hızlı açıp sizin arabanızı çizebilir gibi. Bu tarz şeyler hem arazide hem şehir kullanımında gayet güzel korumalar sağlıyor. Bu araçta da konumlandırılmış sevgili izleyenler. Tabi burada farklı şeyler de var. Hemen yukarıda tavan raylarına neler konabileceği de görüntülenmiş ama farklı renkte farklı araçlar da var. Hemen şurada beyazını göstereyim. Mesela bunun tavanı boş sevgili izleyenler. Burada farklı farklı araçları görebileceğiz. Araç yandan şu şekilde gözüküyor. Daha da büyüdüğünü söyleyebilirim. Epey daha büyümüş sevgili izleyenler. Gayet de hoş duruyor. Tabii yorumlarınızı da bekliyorum. Evet, şimdi yeni Duster'ın içine giriyoruz. Özellikle kapı içerisindeki kullanılan malzemenin kalitesinin arttığını söyleyebilirim. Şurada yumuşak malzeme var. Geri kalanında sert malzeme var ama en azından kolunuzun değdiği yerler yumuşak. 4 cam otomatik ayarlanan aynalar olduğunu da söyleyelim. Şimdi içeriye bindim arkadaşlar. Şu anki araç Dacia olduğu için Türkiye'de satılacak Renault Duster olacağından bu direksiyonun da değişeceğini, burada Renault yazacağını söyleyelim. İçeride 7 inçlik bir dijital kadran bizleri bekliyor. Bunun normal kadran yerine dijital kadranla gelmesi güzel olmuş. Aracı daha dinamik, daha teknolojik ve daha donanımlı gösteriyor. Hemen bu tarafta da 10.1 inç boyutunda dokunmatik bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda kablosuz CarPlay ve Android Auto'da bulunuyor. Onu da söylemiş olayım. Hemen şurada iki tane USB Type-C olduğunu görüyoruz ve kablosuz şarj desteğinin de burada olduğunu görüyoruz. Ayrıca şurada bir güç çıkışı da bulunuyor. Çakmaklık da deniyor. Buradan vitesi P'ye alabiliyorsunuz ve buradan da şanzıman geçişlerini yapabiliyorsunuz. Bu otomatik bir model. Ayrıca manuel seçeneği de olacak. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Peki el freni nerede diyecek olursanız, burada el freni yok. El freni burada arkadaşlar. Hemen şuradan park frenini kaldırıyorsunuz. Burada da eko, far ayarı gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Yine burada Renault modellerinden alışacağımız dijital butonlar bulunuyor ve fan ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. İşte sıcaklığı buradan arttırabiliyorsunuz. Arka cam rezistansı, ön cam, otomatik. Yani bazı araçlarda sadece dokunmatik ekrandan klimayı kontrol edebiliyorsunuz. Burada bu tuşların olması güzel olmuş. Buralar yine sert plastik. Tabii uygun fiyatlı bir segment olduğu için. Burada da sert plastik var ama aracın rengine göre burada seçebileceğiniz farklı renklerle Duster yazılı bir alan var. Ama aracın genellikle sert plastik olduğunu söylemek istiyorum. Şunu da tekrardan ekleyeyim. Sert plastik ama eski modellere göre plastiğin kalitesi ve işçiliğin kalitesi de artırılmış. Özellikle direksiyonda kullanılan deri,
böyle hissiyatı benim hoşuma gitti. Yani aracın içerisindeki kalite artırılmış. Hemen Twitter'larda bu tarafta ses sistem hoparlörünü de burada görüyorsunuz ve şimdi arkaya geçeceğim. Evet, şimdi arkaya geldik. Bu sefer öndeki buradaki yumuşak doku arkada sert. Arkada her yer sert. Bir tek orada yumuşak doku vardı. Onu da söylemiş olayım. Arkada havalandırma kanalı yok. İki tane Type-C portunu görüyoruz ve ışıklandırma yapmışlar çerçevesine. Bu güzel olmuş. Yani arka tarafta şöyle alanı da göstereyim. Rahatlıkla 4 kişi, 5 kişi yolculuk edebilirsiniz. Arka mesafe güzel. Arkada bir havalandırma menfezi yok ama aracın içerisinde toplamda 4 tane Type-C portu bulunuyor. Evet, yeni Duster'ın arka tarafındaki dizayn da bu şekilde. Yeni stop grubu güzel olmuş. Gayet şık, dinamik duruyor. Tabi videonun her tarafında söylediğim gibi Türkiye'de Dacia olarak yazmayacak, Renault olarak yazacak. Bu hibrit model. Hibrit model 140 beygir güç sunuyor. E-Tech full hibrit motor ile beraber geliyor karşımızdaki araç. Ve böylece 980 kilometreye kadar menzil bizleri sunuyor. Araçta 4x4 desteği olduğunu da söyleyelim. Yani 4x4 bir araç ve 5 farklı sürüş modunda destekliyor. İçeriden şu dokunmatik ekrandan sürüş modlarını da ayarlayabiliyorsunuz. Manuel ve otomatik vites seçeneği de olacak sevgili izleyenler. Tabii henüz fiyatı, detayları çok da fazla bilinmiyor. Yakında yeni haberler çıktığında sizleri haberdar edeceğiz. Evet, Cenevre'deki Otoshow'daki Dacia Duster videosunun sonuna geldik. Ülkemizde Dacia Duster artık yok. Renault Duster olacak. Ve bu mesajı tekrar söyleyerek videoyu tamamlıyorum. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.